Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bildiğiniz üzere MSI Afterburner programının oyunlardaki FPS değerlerini ve diğer sistemimizdeki bileşenlerin kullanım oranlarını göstermeye yarayan bir program. Bu programı kullanarak nasıl sistemimizdeki değerleri anlık olarak görebiliriz, bunu size göstereceğim. MSI Afterburner'ı 5 adımda anlatacağım arkadaşlar. Bu 5 adımdan birincisi sistemimizdeki bileşenlerin isimlerini, kullanım değerlerini ekrana getirme. İlk olarak MSI Afterburner yazılımımı açıyorum. Program sizde kuruldu ise kendi sitesinden MSI Afterburner programını indirip kurabilirsiniz. Şimdi yazılımımız açıldı. Orta kısımda bir ayarlar butonu var. Buna tıkladığınızda MSI Afterburner ayarları diye bir pencere açılacak. Burada gelmeniz gereken kısım izleme kısmı. Buraya geliyorsunuz ve buradaki değerleri görüyorsunuz. Burada aşağıya doğru bir sürü seçenek var arkadaşlar. Bizim kullanmamız gerekenleri ben şimdi sırayla sizlere söyleyeceğim. GPU sıcaklığı dediğimiz ekran kartımızın sıcaklık değerini gösteriyor. Altında hemen GPU kullanımı var. Bu ekran kartı kullanım değeri. Hemen peşinde gelmesi gereken değerse bellek kullanımı arkadaşlar. Bu da ekran kartımızın bellek kullanımına ait bir değer. Bunu hemen yukarı doğru sürüklüyorum. İşlemci hızı yine ekran kartımızın grafik işlemcisinin hızını belirtiyor. Bunu da yukarıya aldım. Hemen peşine işlemcimizin ayarlarını getireceğiz arkadaşlar. Onun için aşağı doğru iniyoruz ve buradan CPU temperature diyor. Yani CPU sıcaklığı. Buna bir kez tıklayıp klavyemizden de CTRL tuşuna basılı tutuyoruz. Tekrardan aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Ve indiğimizde burada CPU usage yani işlemci kullanımı. Buna da mouse'umuzla bir kez dokunup bu sırada klavyenizden CTRL tuşu basılı olsun arkadaşlar. Bunları tek tek seçiyorum. Hepsini yukarı taşıyacağız. Tekrar aşağı inmeye devam ediyorum. Ve son olarak CPU clock. CPU clock ise arkadaşlar işlemcimizin kaç MHz'de çalıştığını bizlere anlık olarak gösterecek. Buna da işaret koyuyorum ve bu üçünü yukarı doğru sürüklüyorum arkadaşlar. Hemen buraya bıraktım bu üçünü. Bunlardan şimdi bunları da sıralamasını yapalım. İşlemci kullanımımı bir üste alıyorum. Sıcaklığım bir altta kalsın ve işlemci megahertz hızında bir altında. Hemen peşine RAM kullanımımı getireceğim arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimizde RAM usage yani RAM kullanımı. Bunu da sürükleyip yukarı doğru taşıyoruz arkadaşlar. Hemen CPU clock'un altına bırakıyorum. Şimdi peşine FPS değerlerimizi gösteren en aşağı kısımda bulunan FPS, frame time, frame time min, average max ve %1 low, 1000'de 1 low ayarlarını taşıyacağız. FPS kısmına tıkladım ve klavyemden shift tuşuna basarak en aşağıdaki frame rate 1000'de 1 low seçeneğine basarak hepsini seçtim. Bunları yukarı doğru sürüklüyorum arkadaşlar. Ve RAM kullanımımın hemen aşağısına bırakıyorum. Gördüğünüz üzere burada sıralı bir şekilde GPU sıcaklığı, GPU kullanımı, bellek kullanımı, işlemci hızı, CPU kullanımı, CPU sıcaklığı, CPU megahertz hızı, RAM kullanımı, FPS ve diğer değerler gözükmekte. Şu FPS'i en aşağıya alıyorum arkadaşlar. Ayarlarımızı bu şekilde sıraladıktan sonra ayarları kaydetmesi için uygula tuşuna basıyoruz. Kullanmamız gereken ayarları sıraladık. Şimdi ikinci adım olarak bu ayarları ekranda nasıl gösterebiliriz?
Bunun için ise arkadaşlar ben sistemde size anlık olarak göstermek için Furmark yazılımından bir pencere açıp sol kısımda şu şekilde anlık değerleri görebilmeniz için sürüklüyorum buraya. Şimdi bu değerleri gösterebilmek için siz Furmark programı değil de herhangi bir oyunu pencere modunda çözünürlüğü biraz düşürtüp örneğin 800 ile 600 çözünürlükte çalıştırıp bu şekilde arka planda çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmamın nedeni ise uyguladığım ayarları alt tab yaparak uygulamalar arasında geçmeden direkt sol tarafımda görmek istiyorum. Burada ekran kartı kullanımı bölümümde arkadaşlar aşağı doğru mouse'unuzu kaydırın ve burada OCD'de göster bilgi ekranı diye parantez içinde belirtmiş. Bunun anlamı kullanmakta olduğunuz oyunda veya herhangi bir yazılımda sol üst köşede bu ekran kartı kullanımın belirecek. Deneyelim hemen canlı olarak. Buraya işaretliyorum ve uygulaya basıyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada GPU %96 oranında kullanımı gözüküyor. Bu değerleri sırasıyla açıyorum. Şimdi sol tarafında okla işaretli olanlar zaten OCD'de göster diye seçeneği bize sunuyor. Ama ok işaretlediyse sol kısmındaki oka bir kez tıklayıp bunun da işaretli olmasını sağlayabilirsiniz. Hepsini seçtikten sonra arkadaşlar tekrar uygulaya basıyorum. Ve ayarlarım burada gelmiş bulunmakta. OGL olarak belirttiği arkadaşlar FPS değerlerini yani aşağıda konumlandırdığım değerler. Bunu çoğaltmak için şimdi buradan benchmark moduna gelip buraya bir kısa yol tuşu atacağız. Numerik klavyemden bir tuşunu atıyorum ve uygulaya bastıktan sonra tamama basıyorum arkadaşlar. Yazılımıma geldim ve klavyemden bir tuşuna bastım. Gördüğünüz üzere FPS değerleri burada arttı. Bu değerlerin sırasıyla minimum, average, maksimum, %1 ve %1000 değerleri gösterdiğini görüyorsunuz. Gelelim üçüncü adıma. Üçüncü adımda arkadaşlar sizlere bu değerlerin isimlerini değiştirmeyi göstereceğim. Tekrardan izleme bölümümüze geldik ve ekran kartı kullanımı kısmında aşağı doğru indiğinizde grup adını üste yaz diyor. Buraya bir işaret koyuyorsunuz ve yan tarafındaki açılan kutucuğa kullanmakta olduğunuz ekran kartı örneğin GTX 1660 Ti. Bunu yazıyorsunuz ve uygulaya basıyorsunuz. Gördüğünüz üzere bir satır aşağıya atladı arkadaşlar diğer değerler. Bir sonrakine ekran kartı sıcaklığıma grup adını üste yaza tıklayıp GPU'yu silip sıcaklık diye yazıyorum. Tekrar uygulaya basıyorum. Bellek kullanımıma memclock yazıyorum. İşlem cihazıma GPU clock yazıyorum. Ve uygulaya basıyorum. CPU usage yani işlemci kullanımı kısmında yine aşağıya gelip grup adını üstüne yaz kısmından işlemcimin modeline giriyorum. Bunu bir satır boşluk bırakarak aşağıya atması için yazının başına slash küçük n işareti koyarak uygulaya basıyorum. Gördüğünüz üzere arada bir boşluk bıraktı ve bir alt satıra geçti. Hemen sonraki seçeneğimiz işlemci sıcaklığım. Buna da tekrardan sıcaklık yazıyorum. CPU clock yani megahertz hızı. Buna da CPU clock diye yazalım.
belirgin olsun. RAM kullanımım ise sistemde 2x8 RAM bulunmakta. 3000 MHz hızla çalışıyor bu RAM'ler. Şöyle belirtelim. Frame time. Gelelim FPS kısmına. Frame time bölümünde yine bir boşluk bırakarak başına slash küçük n yazarak bir alt satır alıyorum bunları. Buraya frame time yazmayı da unutmayalım arkadaşlar. Uygula dedikten sonra görüyorsunuz. Hemen altına minimum average, sonrasında maksimum değer, hemen ardından %1 değerimiz, onun ardından ise 1000'de 1 değerimizi getiriyoruz. Peşine de tekrardan FPS'imiz, peşine ise tekrardan FPS'imizi gösteren değeri getiriyoruz arkadaşlar. Uygulaya bastıktan sonra son halini almış oluyor yazılımımız. Gelelim dördüncü adıma. Dördüncü adımda ise arkadaşlar sizlere bu değerlerin bir tablo içerisine almayı, üst kısmına bir yazı eklemeyi, sistem saatini gösterebilmeyi, bunları göstereceğim. Tekrardan yazılımımızın izleme bölümüne geldik ve herhangi birine tıklayarak OSD'de göster kısmının sağ tarafında bir 3 nokta var. Buna tıklıyoruz. Açılan pencerede hemen üst kısımda modern var. Bu moderni modern mono yaparsanız, uygulaya basarsanız gördüğünüz gibi birleşik bir hale almış oluyor. Sırayla deniyoruz. Modern web yapıyorum. Uygula diyorum. Bakın üst kısmında yazı yazabileceğim bir alan oluşturdu bana. Bu yazıyı şuradan değiştirebiliyoruz. Separators. Burada telaffuz etmekte biraz separators diye geçen. Telaffuzumda sorun olabilir arkadaş. Separators diye geçen aşağıdaki seçeneğe çift tıklayıp klavyemizden sola doğru çekiyorum. Ve ileriye doğru bakalım. Burada gördüğünüz üzere guru3d.com var. Buraya ben kendi adımı yazacağım. Mehmet Mehter. Uygula diyorum. Bakın benim adım burada belirdi arkadaşlar. Burada ismimiz belirdikten sonra sağ tarafta gördüğünüz üzere sistem saati var. Alt kısmında sistemimin özellikleri geçiyor arkadaşlar. Ryzen 5 2600, 16 GB RAM, GTX 1660 Ti ekran kartım ve ekran kartımın şu anki kullanmakta olduğu driver sürücüsünün kodu yazıyor. Bu değerleri uygulaya bastıktan sonra OK'a basıp tekrardan uygula yapıp tamamla çıkıyoruz. Şimdi bu ayarları uyguladıktan sonra sizlere dostlarım şöyle bir ayar daha göstereceğim. Tekrar izleme bölümünden herhangi bir tanesini seçip 3 noktaya basarak bir sonraki sekmemizi açıyoruz. Ve peşinden aşağı doğru sürükleyin mouse'unuzu. Burada unit size dediği kısmı default yapıp uygulaya basıyoruz. Ardından aşağıda grafik, yükseklik, genişlik ve diğer değerlerimizi değiştirerek birkaç ayar uygulayacağım.
labeli 0 yapıyorum. Tekrar yukarı çekip burada separators dediği kısma tıklayıp prolog kısmına bir yazı yazacağım. FPS'imiz yukarı geldi arkadaşlar bu kodu yazdıktan sonra. Hemen alt kısmında text bölümüne 2 adet boşluk bırakıyorum. Uygula diyorum ve yazımız 2 satır aşağıya indi. Text bölümünde bu yazıyı biraz büyütmek isterseniz size library kısmından %50'yi %100 yaparak uygulaya basıyorum. Bir altındaki yazıyı da %150 yapıyorum. Tekrardan uygulaya basıyorum. Gördüğünüz üzere yazımız biraz büyüdü arkadaşlar. Burayla işimiz bitti. Buradan çıkalım. Şimdi bu yazılarımızın arkasına şeffaf bir tabaka getireceğiz arkadaşlar. Bu sayede yazılarımız daha belirgin gözükmesini sağlayacağız. Bunun için MSI Afterburner ile birlikte kurulan Riva Toner Static Server yazılımını açıyoruz. Ve buradan aşağıdaki On Screen Display Fill bunu on yapıyoruz ve yazımızın arkasına bir şeffaf tabaka geldi. Yine bu yazılarımızı ekranda büyütmeye ve küçültmeye şuradaki Zoom seçeneğinden ayarlayabiliriz. Yazı tipini ayarlamak isterseniz de burada raster 3D'ye tıklayıp yazı tiplerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Uygula diyorum. Yazı tipimiz değişmiş oluyor. Buradan prime time'ı seçelim arkadaşlar. Yazı boyutunu da 10 yapıyorum. Bazı karakterler desteklemediği için gördüğünüz üzere ekranda simgeler oluştu. Tekrar değiştirelim yazı tipini. Buradan kendinize göre uygun yazı tipini seçerek kullanabilirsiniz. Bu ayarları uyguladıktan sonra dostlarım oyunlarda nasıl bir görüntü sağlıyor? Gelin onlara bakalım. Kısa bir not düşmek istiyorum arkadaşlarım. Az önce uyguladığımız ayarları klavyemizden bir tuşa atayarak açıp kapamayı şuradan yapıyoruz. Tekrardan MSI Afterburner programımızı açtık. Ayarlar kısmına girdik ve bilgi ekranı OCD'ye gelip bilgi ekranını etkinleştir kısmına klavyenizden bir tane tuşu atayın. Ben Num7 tuşunu atıyorum. Uygulaya basıp yazılımı aşağı doğru indiriyorum. Şimdi oyunlarda 7 tuşuna basarak direkt o değerleri açıp kapatacak. Bir önceki ayarladığımız seçenek ise bir tuşuna basarak FPS değerlerini sıfırlayıp anlık olarak değişmesini sağlayacağız. Evet, Valorant'a girdik ve FPS değerlerimizin ekranı sol tarafta açıldı. Şimdi klavyemden 7 tuşuna basarak bu ayarları gizliyorum. Gördüğünüz üzere 7 tuşuna bastıktan sonra uyguladığımız pencere kapandı. Tekrar basıyorum ve açılıyor. Şimdi ise bir tuşuna basarak şu alt kısımda gördüğünüz minimum, average ve maksimum değerleri karışık gözüküyor. Bunun nedeni ise ESC'den veya oyunu alt tab'a aldığınızda değerler öyle karışmakta. Bunu da sıfırlamanız için klavyemizden bir tuşuna atadık. Bir tuşuna bastıktan sonra gördüğünüz üzere değerler değişmeye başladı. Oynamaya başlayalım ve FPS'imin değişken olduğunu buradan görebilirsiniz. Sıcaklık değerlerim, FPS'im son 30 saniye anlık olarak değişmekte dostlarım. Ekran kartı kullanımım,
işlemci kullanımım, işlemci sıcaklığı ve ekran kartı sıcaklığı. Bu gibi değerler gördüğünüz üzere değişiyor. Son 10 saniye. Bu videomuzun da sonuna geldik dostlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir içerik olmuştur. Siz de bu ayarları uygulayarak YouTube'a eğer video çekiyorsanız oyun ve FPS testleri hakkında bu ayarlar sayesinde sisteminizin FPS değerlerini daha kolay bir şekilde gösterebilirsiniz izleyenlere. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Kanalıma abone olup yorum yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.